Hazreti İsmail'in bebekken küçük ayaklarıyla yeri kazıp Zemzem kuyusunu bulduğu yerde kalmıştık, değil mi çocuklar? Hazreti Hacer sudan içip bebeğini emzirmişti efendim. Hayır, hikayenin bu kısmını geçmiştik ve Cürhüm halkından bir grubum gelip kuşları Zemzem kuyusunun üzerinde gördükleri yerde kaldık. Bu iri yarı adamlar Hazreti Hacer'in yerden çıktığını gördüğünde Zemi Zemi dediği için sonradan Zemzem diye anılan kuyuya ulaştılar. Bu yakına çadır kurmamıza izin verir misin acaba? Bu toprak Allah'ındır, benim değil. Buraya ilk yerleşen kişi sen olduğun için senden izin istiyoruz. Size izin veriyorum ama bir şartla. Neymiş o? Zemzem kuyusunda hakkınız yok. Biliyoruz tabii, o senin kuyun. Estağfurullah, benim de değil. O zaman kuyunun sahibi kim? Sadece Allah. Allah mı? Evet, yoldan her geçen kişinin ücretsiz olarak zemzem suyundan içmeye hakkı var. Benim tek şartım budur. Birkaç gün içinde burası sen de göreceksin, çok gelişecek. Ve emin ol, her yerden buraya hayır akacak. Mire, neyin var? Efendim, size bir müjdem var. Hazreti İbrahim'i buraya dönerken gördüm. İbrahim? Allah seni korusun İbrahim. Ey Allah'ın elçisi sevgilim. Biraz sonra gelir. Hemen bir ateş yakıp yemeği hazırlayacağım. Peki İsmail ile Hacer yanında mı? Hayır, onlar yanında değil. Onların güvenli bir yerde olduklarına emin o zaman. Şuraya bak, daha odunu hazırlamadın mı? Şu gelenleri görüyor musun? İşte bütün bu hayır senin sayende peygamberin hanımı. Aksine sadece Allah'ın sayesinde ve İbrahim'in insanların yüreklerini bu mübarek toprağa çağırması sayesinde öyle. Senden ilmi ve ince ahlakı öğrendim. Salih kocan bizi tek Allah'a inanmaya teşvik etti. Sana teşekkür etmek için bu yemeği sana sunmak istiyoruz. Kabul et. Çok şükür. Allah bizi doyurdu. Boynumuz bükük dönmeyelim. O zaman İnsanlar Mekke toprağında kendilerini güvende hissetsinler diye yemeğinizi yoldan geçen herkese ikram edeceğim. Allah'ın elçisi İbrahim'e misafir geldi. Onları gördüm. Nur ve iyilikle parlayan yüzleri var. Efendim, onlar için büyük bir buzağı kesmemizi emretti. Ama bundan başka buzağımız yok ki. Biliyorum ama kesmemizi emretti. Sahip olduğu her şeyi tanımadığı misafirlere mi veriyor yani? Emri yerine getirmek için acele et, onu sinirlendirme. Buzağı daha kesmediniz mi? Hemen kesiyorum. Ben de misafirlere hizmet etmene yardım edeceğim. Hayır, eşimin misafirlerine ben hizmet edeceğim. Efendim, ama siz yorgunsunuz. Misafirlere hizmet etmek sizin için çok yorucu olur. Ah Nere, çok yaşlandım. 90 yaşıma yaklaştım. Ama yine de kocama ve misafirlerine kendim hizmet edeceğim. Siz nasıl isterseniz efendim. Misafirler yemeklerini bitirdiler mi? Bulaşıkları yıkayalım mı? Daha yemeğe dokunmadılar bile. Bu nasıl olur? Uzun zaman geçti. Nasıl acıkmadılar? Kafam almıyor bir türlü. Hayırdır efendim? Neden gülüyorsunuz? İbrahim'in misafirleri bana bir bebek müjdesi verdi. Bu ne kadar güzel bir müjde. Ne diyorsun Eynire? Bu yaşta nasıl çocuk doğururum? 90 yaşıma geldim. İbrahim'in misafiri ona... Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun dedi. O zaman bu misafirler insan suretinde Allah'ın yanından gelen melekler. Evet, öyleler. Peki neden gelmişler efendim? Allah meleklere görevlerini yerine getirmeden önce
elçisine hedeflerini bildirmelerini emretmiştir. Hedefleri nedir peki efendim? Lut'un toprağına gidiyorlar. O toprakları yerle bir etmek için. İyi ama Hazreti Lut orada. Biliyorum, İbrahim de onlara bunu söyledi. Onlar da bunu bildiklerini söyledi. Karısı valiye hariç Lut ve ailesini kurtaracaklardır. Peki peygamber Lut'un karısını neden kurtarmıyorlar? Çünkü o inanmıyor. Kocasını gözetleyip haberlerini ona inanmayan düşmanlarına ulaştırıyormuş. İyiliğin cezası bu mu yani? Allah ondan hesap sorsun. Yarın sabah onu bekleyen büyük bir ceza. Bu kurak yerin gün gelip bütün müminlerin ziyaret edeceği bir yer olacağını kim tahmin edebilirdi? İbrahim ile oğlu İsmail aleyhisselam Kabe'yi inşa ettiklerinden beri hayır kesilmedi. Peki nerede o iyi kadın Hacer? Kaç gündür onu görmüyorum. Allah'ın katındaki kız kardeşi ve İshak'ın annesi Hazreti Sara'yı ziyaret etmeye gitti. Sara, kardeşim ve canım Hacer, seni görmeden öleceğim diye korkuyordum. Allah uzun ömürler versin İshak'ın annesi. Nerede o küçük can? İshak, abisi İsmail'le oynuyor. İsmail atları evcilleştirmeye bayılıyor. Daha önce vahşi atların sırtına binip onları sakinleştiren birini hiç duymamıştık. Evet, gerçekten de bunu yapan ilk Arap genci o. Babası İbrahim onu buna teşvik ediyor. Hacer, bana kendinden bahset. Çok özledim seni. Allah o iyi kalbine hiç acı vermesin. Mekke hayır ve barışın yeridir. Keşke benimle birlikte orada yaşayabilsen. Yemin ederim çok istediğim bir şey. Bizi engelleyen ne? Hazreti İbrahim böyle emretti. Oğulları ülkenin doğusuna ve batısına yayılana kadar. Çöldeki kadınlar bizim durumumuza çok şaşırıyor. Bir erkeğin iki eşi arasında bu kadar sevgi ve vefa olabilir mi diyorlar. Aramızdaki sevgiyi oluşturan peygamberin hayatımızda olmasıdır Hacer. Sevginin ve dostluğun adresi olduğunu hiçbir zaman unutma. Evet. Ona Allah dostu diyenler doğru söylemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî vehebe lî alel-kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Bu nasıl bir verimlilik? Değerli evladım, bu dünyada verdikçe büyüyen tek şey sevgidir. Hazreti Sara, İbrahim'in başka kadından çocukları olmasını diledi. Allah da onu 90 yaşında bir çocukla ödüllendirdi. Ne kadar harika. Ve Hazreti Sara'nın neslinden birçok peygamber dünyaya geldi. Peki Sefa ile Merve tepeleri arasında gidip gelen iyi ve sabırlı Hacer? Onun neslinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi ona yetmez mi? Yeter de artar bile. Bu iki yüce kadının Sara ve Hacer'in hikayesini dinledikten sonra Allah'ın beni kadın olarak yarattığı için gurur duyuyorum. Yarın inşallah size Kur'an-ı Kerim'de geçen başka bir yüce kadının hikayesini anlatmak istiyorum çocuklar.